Yalnızlık çocuktur. Kirlenir dili dışarının diliyle. Eli kirlenir. Yönü kirlenir. Yüzümüzden biçilmiş yüzü hatta. Kirlenir. Sessizliği sonra. Fısıltılarının rengi. Ve kiri kirlenir. Çocuklar büyüdükçe kirlenir zaten. Büyüdükçe kirlenir kirlendikçe büyür. Başka ne denir? Çünkü her kir bir saattir. Yalnızlıksa saatleri, günleri ve haftaları örten bir başka zamandır. İnsanlardan oluşmuş acı bir dumandır yalnızlık, yamandır. Merhaba arkadaşlar, bugün Hasan Ali Toptaş okuma rehberi videosunu çekiyoruz. Hasan Ali Toptaş okuma rehberi videosunu birkaç bölüme ayırdım. Ee, i̇lk bölüm yazar hakkında bilgi, ikinci bölüm e, yazarın bağlı olduğu edebi akım hakkında biraz bilgi, üçüncü bölüm yazara nereden başlamalıyım ve nasıl devam etmeliyim bölümü. Eğer isterseniz açıklama kısmına ee, videonun herhangi bir bölümünden başlayabilmeniz için e, süreler ekleyeceğim. Oradan tıklayarak istediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Benim tavsiyem baştan sona videoyu e, izlemeniz ve Hasan Ali Toptaş ile ilgili e, okuma rehberi videomuzu tamamlamanız yönünde. Bakın burada kim var? Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Baklan kasabasında dünyaya gelmiş bir köy çocuğudur aslında. Hasan Ali Toptaş çocukken yaşadığı bir travma sonucunda aslında belki de iyi ki yaşamış diyebileceğimiz bir travma sonucunda edebiyata ve kitaplara yönelmiştir. İkinci sınıftayken ense kökünde çıkan bir yaradan dolayı köylü kadınlarının kendince uyguladığı bazı yöntemler sonucunda yaranın iyice azmasıyla ilk kez hastaneye götürüldüğünde şehri gören bir çocuk aslında Hasan Ali Toptaş ve daha sonra bu hastaneden tekrar kasabaya döndüğünde o yaranın çıktığı bölüm artık saçsız bir bölümdür. Saç olmadığı için de parlak görünmektedir. Ve Hasan Ali Toptaş'a mahallenin sivri bir çocuğu aynalı diye bir lakap takar. Hasan Ali Toptaş o günden sonra işine kapanır ve yalnızlaşır. Ve olan olur kendi deyimiyle edebiyat tanrısı ona bir oyun yapar. Hasan Ali Toptaş'a göre bir edebiyat tanrısı vardır. Bunu çok uzun yıllar düşünen Hasan Ali Toptaş daha sonra okuduğu bir kitapta gerçekten Çin'de böyle bir tanrının varlığından söz edildiğini görmüş. Ee, o da e, büyük bir sürpriz olmuş onun için. Kasabadaki okuduğu okulun önüne postacılıktan emekli olmuş amcamız poğaça gazoz getiriyor satmak için. Ancak yanına bir de kitap getiriyor çocuklar alsın okusun diye. İşte Hasan Ali Toptaş'ın edebiyat hayatı o amca sayesinde başlıyor. Bu amca çocuklar poğaçadan gazozdan alıyorsunuz biraz da simit e, şey kitap alın. Kitap okuyun diyor ve Hasan Ali Toptaş o gün oradan bir kitap alıyor. Aldığı kitapta Konuşan Katır isimli masalsı bir e, olaya tanıklık eder. Konuşan Katır kitabında ki karakterin adı Hasan'dır. Aynı kendisi gibi ve o karakteri kötü büyücüler, masallı kötü büyücüler bir katıra çevirirler. Hasan'ı bir katıra çevirirler ve Hasan diğer diyar e, gezmek, e, yük taşımak zorunda kalır katır olarak. Hasan Ali Toptaş tıpkı oradaki Hasan gibi kendisinin de arkadaşları yüzünden yalnızlaştığını ve kasabaya yabancılaştığını hisseder. Ve o gün anlar aslında kasabada hapsolmak zorunda değildir. Ve bunun çıkış noktasının kitaplar olduğunu o gün tecrübe eder ve okumaya başlar. Çılgınlar gibi kitap okur. Sürekli kitap okur. Bu okumalar sonucunda e, şöyle düşünür. Bu olayların arasında kaçıp kurtulabileceğim en ideal yer kelimelerin arasıydı. Hasan Ali Toptaş anlatım yeteneğiyle ilgili ilginç bir benzetme yapıyor. Ve e, babasının donuk duruşuyla, az konuşmasıyla e, Beckett'a benzetini e, düş söylüyor. E, annesinin de bütün öykücülerin kullandığı tekniklerle bir gün yaşadığı bir olayı uzun uzun etkileyici bir şekilde anlatabildiğini söylüyor. Ve ona göre, Hasan Ali Toptaş'a göre annesi Ege'de yaşayan bir şehrazattır aslında. Ve diyor ki ben Beckett'la şehrazatın evliliğinden dünyaya gelmiş bir çocuğum aslında. Lise döneminde ilk defa e, kasabadan çıkıyor. Lise hayatı boyunca sürekli karalamaya, yazmaya devam ediyor. Üst sınıflardan e, ona çeşitli hikayeler yazdırılıyor ve bu süreçte sürekli anlatım, e, yazma yeteneği gelişiyor. Defterlerle memurluk için başvuruda bulunuyor ve e, bezneder olarak çalışmaya başlıyor. Daha sonra Ankara'ya geçiyor ve Ankara'da iki yıl okuduktan sonra burada e, icra memurluğu görevini üstleniyor. Burada icra memurluğu yaparak hayatını devam ettiriyor ve hala Ankara'da yaşıyor Hasan Ali Toptaş. Hayat hikayesi e, çok özet bir şekilde geçecek olursak bu şekilde. Hasan Ali Toptaş çöldeki bir vaha gibidir. Hasan Ali Toptaş İnsanın üstüne yakışanı giymesidir. Hasan Ali Toptaş, harflere sevgi ile hükmeden karizmatik bir liderdir. Ve Hasan Ali Toptaş, edebiyat tanrısının sadık bir kuludur. Hasan Ali Toptaş, çerez tabağındaki mademdir. Ve Hasan Ali Toptaş, Türkçe'nin gol kralıdır. Hasan Ali Toptaş'ı kısaca tanıdık. Şimdi sırada okuma rehberimizin ikinci bölümü. Hasan Ali Toptaş'ı tanıdıktan sonra Cip diye kitaplarını okumamalıyız bence. Bir de onun e, romanlarında, öykülerinde gördüğümüz edebi akımı edebi görüşü bilmemiz gerekiyor bence. Yoksa kitaplarını bodoslama okumuş oluruz. Böylelikle e, bence e, hakkıyla güzel bir e, okuma serüveni yaşayamayız. Postmodern edebiyattan, gerçek gerçeküstücülükten ve büyülü gerçekçilikten birazcık bahsedeceğim. Tabii ki çok ayrıntısına girmeyeceğim. Videomuzu çok uzatmak istemiyorum. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız... Bu konuyla ilgili kitaplar edinebilirsiniz. İnternette de e, araştırmalar yapabilirsiniz. Ben sadece Hasan Ali Toptaş kitaplarına geçmeden önceki yüzeysel bilgiyi vermek istiyorum bu videoda. Postmodern edebiyat, modern ötesi, e, post kelimesi, sonrası, ötesi anlamı katıyor. Biliyorsunuz edebiyat dünyasında bir sürü akım var. O okuduğumuz o klasikler, ondan sonra bizim Türk klasikleri yazılıyor ve hep şu kurala bağlı kalınıyor. Kitaplarımızda, romanlarımızda dış dünyayı olduğu gibi aktarabilmeliyiz. Ne kadar güzel aktarabilirsek o kadar başarılı bir yazarız. Postmodern edebiyatta ise bu akım tamamen yıkıldı. Teknolojinin gelişmeye başlamasıyla, insanın köyden kasabadan şehirlere göç etmeye başlamasıyla aslında her şeyin zannedildiği gibi olmadığı Anlaşılmaya başlandı. İnsanlar şehirlerde yalnızlaşmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkıcı etkisi insanlarda inanılmaz bir bunalama, e, duygusal bir tepkimeye neden oldu. Ve bu da işte o dönemin yazarlarına ve eserlerine sirayet etti. Ve böylelikle postmodern edebiyat dediğimiz bir edebi akım başlamış oldu. Hala sınırları kesin olarak çizilmiş bir edebi akım değil. Postmodern edebiyat. Peki postmodern edebiyatta ne yapılıyor? Aslında postmodern edebiyatın e, ta kendisi bu soruya karşı çıkıyor. Ne yapıldığı bilinmiyor. E, yazarlar belli bir kalıba bağlı kalmıyor ve e, çeşitli tekniklerden yararlanarak eserlerini ortaya çıkarıyorlar. Mesela üst kurmaca. Mesela metinler arasılık gibi çeşitli yöntemlerle eserlerini katmanlaştırıyorlar. En çok göze çarpanları söyledim ben size üst kurmaca ve metinler arasılık. Metinler arasılık ne demek? Metinler arasılık bir kitabın içerisinde e, olayları anlatırken birçok farklı esere göndermeler yapma. Birçok farklı eserde yer alan kahramanları kendi kitabının içine sindirme. E, yazar burada şunu istiyor. Bu kitabı okuyacaksan önce hazırlık yapmalısın. Hazır olmadan bu kitapları okuyamazsın. Yani postmodern edebiyat tembel okuru sevmiyor. Peki üst kurmaca ne? Üst kurmacada yazar e, eseri yazarken ki yaşadığı süreçleri de kitaba dahil ediyor. Mesela Hasan Ali Toptaş'ın birçok kitabında bunu görüyoruz. Metinler Arasılığı ve üst kurmacayı. Yazar bir şekilde kitabın bir yerlerinde ortaya çıkıyor. Kendini hissettiriyor. O kitap nasıl yazılmış? E, kitap yazılırken nasıl bir süreçten geçilmiş okura bunu gösteriyor. Amatör bir şekilde değil hissettirerek ve o kurguya yedirerek yapıyor. İşte bu süreçte de siz e, yazarın zekasına hayran kalarak kitabı zevkle okumaya devam ediyorsunuz. Ya burada niye yazar kendini ortaya çıkarmış ki deme şansı bırakmıyor. Tabi bu yazarın bunu ustaca yapıp yapmamasıyla da alakalı. Örneğin Hasan Ali Toptaş'ın son romanına değinecek olursak, Kuşlar Yasına giderdi. Daha önceki videolarımda da buna değinmiştim. Kuşlar Yasına giderdi. E, kitabın başında yazar masaya oturuyor ve e, oradan bir mürekkep dolu kalem alıyor ve yazmaya başlıyor. Ondan sonra kitap boyunca olayları okuyoruz ve kitabın sonunda yazar e, o masaya tekrar geliyor ve kalemin mürekkebinin bittiğini görüyor. Postmodern edebiyat e, birkaç cümleyle özetleyecek olursak okurun tembel olmamasını isteyen, okurun e, zengin hayal dünyasıyla beraber kitabın yazılmasını dileyen e, ve birçok yere, birçok esere, birçok olaya göndermeler yapan bir e, edebi akım. Siz kitabı bitirdiğiniz zaman Kitabı aslında yazarla beraber yazmışsınızdır. Ve yazar size bazı noktalarda boşluklar bırakır. Onu sizin doldurmanız gerekir. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki postmodern edebi ürünlerini aslında okuyucuyla beraber yazar e edebiyatçımız. E Örneğin Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler kitabında ucu açık bırakılmış birçok olay vardır. Ve Hasan Ali Toptaş'a röportajında o olayın sonucu sorulduğunda çünkü herkes merak ediyor ne oldu acaba diye. Hasan Ali Toptaş o efsane cevabını verir. Ben de bilmiyorum. Çünkü diyor ben eğer bilseydim onu kitabı yazarken mutlaka bir yerde hissettirirdim elimde olmadan. Ben de bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Bilmediğim için size hissettirmedim zaten o kitapta hissettiremedim diyor. Yani aslında gerçekten çok güzel ayrıntıları olan bir edebiyat. Büyülü gerçekçilikte kitabın içerisinde masalsı bir serüvenle karşı karşıya kalıyorsunuz. Örneğin Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu kitabında karakterin birinin bir anda kuyruğu çıkabiliyor. Sonuç olarak Hasan Ali Toptaş yerli bir postmodern Görünmeyeni anlatmak hüner değildir tam tersine bir çeşit kabalıktır ve acıptır. Görünmeyeni sadece görünür kılacaksın Hasan'ım Ali derdi. Sonra akıl insanın en büyük yarasıdır. Kalemi eline aldığında aman ha ondan uzak dur. Fazla sokulma derdi. Sonra Haydar'ın nasıl büyük bir iştahla başını salladığına bakarak hikaye anlatırken kelimeleri habire kusmayacaksın Hasan'ım Ali. Bir yutacak ve kağıdın üzerine de yuttuğun kelimelerin boşluğunu bırakacaksın derdi. Sonra bana dönerek bazı hikayeler kendilerini bir çeşit hikayeler topluluğu şeklinde gösterirler. Onları tutup herhangi bir yöne doğru yürümeye zorlama. Deme lazım. Takıl peşlerine git derdi. Sonra zaten gerçeklerin birazı gerçek değildir Hasanım Ali. Bu nedenle söyleyeceğin yalanlardan bazılarını tamamlama. Bırak kubbeleri eksik olsun derdi. Sıra geldi okumaya. Nereden başlamalıyım veya nasıl devam etmeliyim? kısmına ee, Hasan Ali Toptaş kitapları okunması çok kolay kitaplar ama sindirmesi biraz zor kitaplar. Türkçeyi çok güzel kullanıyor Hasan Ali Toptaş. Dili çok güzel kullanıyor. Yöresel kelimeleri, anlatım tarzlarını kitaplarında çok güzel yediriyor. Okurken daha nasıl anlatılabilirdi, daha ne kadar güzel anlatılabilirdi hissi yaşatıyor. Ancak şöyle bir yanılgıya düşmemek gerekiyor. Aa, Okuması çok kolay. Çok kolay bir yazar. Özellikle kurgusal anlamda e, bazen ya burada ne anlatmış arkadaş dedirtebilecek tarzda kitaplar. O yüzden kitapları okurken bence belli bir sıra izlenmeli. Ben Hasan Ali Toptaş'a nereden başlamalıyım diye bana mesaj atan arkadaşlara özellikle şunu söylüyorum. Hasan Ali Toptaş'a nereden başlamanız gerektiğinden çok Nereden başlamamanız gerektiği daha önemli. Hasan Ali Toptaş kitaplarından şöyle kolay ve zor olanları ben bir gruplayayım, ee, şöyle ayıklayayım. İki gruba ayırdık. Şimdi. Hasan Ali Toptaş kitaplarının içerisinde romanlar, denemeler ve şiirsel metinlerin olduğu bir kitabı olduğunu söylemiştik. öykülerinin olduğunu da söylemiştik. Bence Hasan Ali Toptaş'ın okunması gereken ilk kitabı... Harfler ve Notalar. Bu bir deneme kitabı. Yazarı tanımanız için ee, muhteşem bir kitap. Onun e, dünya görüşünü, edebi görüşünü yaşam tarzını, birçok şeyi buradaki söylediklerinden çıkarabilirsiniz. Bence Hasan Ali Toptaş'la bu kitapta tanışmanız sizin için çok zevkli olacaktır. Yaptığı benzetmeler, anlatım tarzı burada kendini gösteriyor. Hasan Ali Toptaş'a bence bu kitapla başlayın. Harfler ve notalar. Hem okunması hem anlaşılması çok kolay bir kitap ve muhteşem şeyler var içerisinde. Daha sonra Hasan Ali Toptaş'ın ...muhteşem şiirsel metinlerinin yer aldığı Yalnızlıklar kitabını okumalısınız bence. Bunu da okuduktan sonra Ben Bir Gülgen Dalıyım kitabını okuyabilirsiniz. Burada bir ağacı konuşturuyor Hasan Ali Toptaş. Okuması da anlaması da çok kolay. Hatta bu kitabı e, ortaokul seviyesindeki çocuklarınıza okutabilirsiniz. E, çocuk kitabı olarak çıkıyordu daha önce... Ama sonra çocuk kitabı ibaresi kitaplarına yazılmamaya başlandı. Bunun nedeni tam bir çocuk kitabı sayılmaması. Bu üç kitabı okudunuz. Daha sonra Hasan Ali Toptaş'ın ilk öykülerinin yer aldığı Geçmiş Şimdi Gelecek kitabını okuyabiliriz. Bunu önce okumanızın size şöyle bir faydası olacak. Bu kitabı okuduktan sonra diğer kitaplarla devam ettiğinizde Yazarın dilinin ne kadar çığır e, açtığını edebiyatta fark etmenizi sağlayacak bu kitap. O yüzden bu kitap bir baraj kitabı. Ee, Hasan Ali Toptaş'ın kendi ifadesiyle belki de ilk yazarlık dönemini bu kitapta, Tabi bunları da okuduktan sonra görebilirsiniz. Çünkü buradaki e, dili de anlatım tarzı da on numara. Bunun içerisinde e, Yoklar Fısıltısı ve Bir Gülüşün Kimliği kitabındaki öyküleri yer alıyor. Deremesini okuduk. Şiirsel metinlerini okuduk. Ben Bir Gürgen Dalayım kitabını okuduk. Sonra bir öykü kitabını okuduk. Hasan Ali Toptaş'la tanıştık. Artık onun dilini biliyoruz. Nasıl yazdığını biliyoruz. Gelelim romanlarına. Esaslı romanlarına şimdi. Bence daha sonra Heba romanını okumalısınız. Hasan Ali Toptaş'ın Heba romanını. Bunun nedeni gerçekten dili çok anlaşılır çok sade diğer romanlardan nazaran. ben bu kitabı askerdeyken okuduğumu söylemiştim size zaten burada yazarın askerdeyken edindiği birçok tecrübeyi okuyorsunuz ziya karakteri var bu kitabın içinde muhteşem olaylar muhteşem şekilde anlatılıyor hatta burada çizdiğim komple altını çizdiğim bir sayfa var benim Hasan Ali Toptaş Burada şöyle göstereyim. Yemek nasıl pişirilir? İdeal bir ev hanımı nasıl olmalıdır? Sorusuna öyle bir cevap verdirmiş ki yarattığı karaktere. Ee, burayı okuduktan sonra lütfen yorumlarınızı atın buraya. Efsane bir anlatım tarzı var. Heba romanı. Hasan Ali Toptaş'ın romanlarına giriş yapmış oldunuz. Ve yeni yayımlanan dediğim gibi 2016'nın en iyi kitabı seçilen Kuşlar Yasına Gider kitabını, romanını okuyabilirsiniz. Bu da Hasan Ali Toptaş'ın okunması en kolay romanlarından biri. Hatta okunması en kolay romanı bu. Ama niye bundan sonra bu değil de önce Heba'yı okuyun dediğimi merak ediyorsanız ee, burada Hasan Ali Toptaş biraz otobiyografik bir roman bu. Ee, her ne kadar Hasan Ali Toptaş Öyle değil dese de ikinci okuduğunuz roman olsun ki çünkü Hasan Ali Toptaş'ı biraz daha tanımanız gerekiyor bunu sevmeniz için. Yoksa şöyle düşünebilirsiniz ya babası hasta bir o e, şehre gidiyor bir bu şehre gidiyor e, yolda dinlediklerini söylüyor düşündüklerini söylüyor sonunda şöyle bir olay oluyor e, bana ne ki bundan çok basit bir roman diye edebilirsiniz. Ama işte Hasan Ali Toptaş'ı tanıdığınız zaman değer kazanıyor bu kitap bence. Hasan Ali Toptaş'la tanışma kitabı olarak da e, bu kitap seçilebilir roman anlamında. E, direkt Hasan Ali Toptaş'ın ilk okuduğunuz kitabı bu da olabilir. Size kalmış, sizin okuma zevkinize kalmış. Ben kendimce bir sıralama yapıyorum. Daha sonra elimde tuttuğum şu 2, 4, 6 kitap. İşte bu kitaplar Hasan Ali Toptaş'ın esaslı, okuması kolay, sindirmesi zor kitapları, romanları. Bunları nasıl sıralayacağız? Bunları nasıl sıralıyorsanız sıralayın da orasına karışmam da. Lütfen Hasan Ali Toptaş'a bu kitaplarla başlamayın. Özellikle ince ince bir kitap. Ben bunu bir oturuşta okurum. 130 sayfa. Otururum, bir kere de bitiririm. Demeyin. Sonunuz böyle olabilir. Çünkü bu kitaplarda Hasan Ali Toptaş her birinde inanılmaz kurgusal denemeler yapıyor ve hepsi çok başarılı. Kurgusal anlamda dili zaten o güzel, sade, anlaşılır dili her zaman var. şimdi bu kitapları zor kitaplarının hangi sıraya göre okumalısınız onu söyleyeyim ben size. Ölü Zaman Gezginleri. Öykülerinin yer aldığı kitap. Çok zor bir kitap. Ama bir öykü kitabı olduğu için romanlardan önce okunmasında bence fayda var. Bir temel atabilir. Ee, birbirinden farklı, çok farklı kurguda öyküler. Ondan sonra bence Hasan Ali Toptaş'ın en sevdiğim kitapları arasında sayabileceğim Gölgesizler kitabını okuyabilirsiniz. Gölgesizler'de inanılmaz güzel bir kurgu var. Zaten e, kendini hasta eden bu kurgu sayesinde de e, filmi çekilmiş bir kitap bu. E, bu kitabı okuyup daha sonra filmini seyretmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Filmi de kitabı da on numara e, bir kurgu Gölgesizler. Eğer kurguyu baştan hemen çözebilirseniz size muhteşem bir okuma deneyimi sunacak Hasan Ali Toptaş bu kitabında. Bu muhtemelen sizi kendine aşık edecek ve Hasan Ali Toptaş'ı çok sevmenizi sağlayacak bir kitap. Bu kitabı da okudunuz. Geriye kaldı 4 kitap. Sonsuzluğa nokta ve Kayıp Hayaller kitabı var Hasan Ali Toptaş'ın. Şimdi önce Sonsuzluğa Nokta'yı tavsiye ederim. Yine okuması kolay, sindirmesi zor bir kitap. Gerçekten efsane romanlarından birisi Hasan Ali Toptaş'ın. Bunu da okudunuz. Geriye kaldı 3 kitap. Bu 3 kitap bence Hasan Ali Toptaş'ın okunması gereken son 3 kitabı. O yüzden özellikle sona sakladım. Bundan önceki kitaplarını gerçekten herhangi bir şekilde sıralayabilirsiniz. Benim sıralamam dışında da okuyabilirsiniz. Ama benim altını çizerek size yapacağım tavsiye şu. Bu sona kalan 3 kitabı lütfen bu şekilde sona bırakın. Nirvana'ya ulaşan kurgular var burada ve Hasan Ali Topraş'ı iyi tanıyıp anladıktan sonra okuyorum bu kitapları. Bunları da şu şekilde sıralayayım. Bir, Kayıp Hayaller kitabı. Okunması diğerlerine göre biraz daha zor bir kitap. Anlatıcı çeşitli şekillerde e, konumlandırılmış. Bir o tarafta, bir bu tarafta değişik karakterlerin gözünden anlatımlar yapılıyor ve bu o, olaylar gelişirken yapılıyor. O yüzden takip etmesi zorlaşıyor. Ee, bu kitabı sahiplenerek okumak zorundasınız. Yoksa sizi terk eder. Kayıp Hayaller kitabı. Gerçekten kaybolmuş hayallerin kitabı bu kitap. Geldik son iki kitabına. Bence son kitabına gelmeden önce 2005'te yayınlanan ve dünyada eşi benzeri olmayan belki de bir kurguya sahip olan Uykuların Doğusu kitabı. Bu kitapta Hasan Ali Toptaş aslında yazar anlatıcı olarak çok basit bir şey e, denemeye çalışıyor. Bize dayısının e, hikayesini anlatmaya çalışıyor. Tabi dayısının derken roman içindeki dayısından bahsediyorum. Bir türlü anlatamıyor. Kitap boyunca bambaşka olaylara giriyoruz, çıkıyoruz, kasabada kayboluyoruz, bir sürü karakter tanıyoruz, kitabın sonuna geliyoruz. Yazar tam niyetleniyor dayısının hikayesini anlatacak. Kitap bitiyor. Yani bu kitabı bitirmek imkansız bir hal alıyor. Ve aslında müthiş bir varoluş felsefesi sunuyor bize Hasan Ali Toptaş. Basit bir kasaba dayı hikayesi gibi görünürken aslında bize müthiş bir felsefe yapıyor. Var olmanın içinde yok olmayı, yokluğu, hiçliği çok güzel hissettiriyor bu kitap bize. Uykuların doğusu. Gelelim Hasan Ali Toptaş'ın bence okumanız gereken en son kitabı. En güzel kitaplarından biri. zaten sona saklama nedenlerinden biri de o. Boşa gitmesin, hiç olmasın. Ya bu da neymiş deyip bir kenara atmayın. Mesela bin hüzünlü hazı alıp aa çok inceymiş deyip hemen bunu okuyayım aradan çıkarayım derseniz Hasan Ali Toptaş'tan nefret edip ya bu adamı da niye bu kadar yüceltiyorlar, niye bu kadar okuyorlar deyip bir köşeye çekilebilirsiniz. Çok ilginç bir kurguya sahip, ilginç bir dile sahip, anlaşılması çok zor bir kitap okurken. E, bitirdiğiniz zaman ne okudum ben ya diyebilirsiniz. E, şöyle bir kurgusu var. Hasan Ali Toptaş bu kitabın dosyasını yayın evlerine gönderdiği zaman Arkadaş kitabı şöyle bir okumadın mı, göz atmadın mı? Sen bize karalama kağıdını mı gönderdin deyip geri gönderiyorlar Hasan Ali Toptaş'a. Tabi Hasan Ali Toptaş o yıllarda üzülüyor. Ee, bir yandan kızıyor. Yaptığı şeyin anlaşılmamasından dolayı e, bir yandan suçluluk da duyuyor. Acaba ben çok yanlış bir şey mi yazdım? Safasına kadar geliyor. Ee, suçu kendinde aramaya başlıyor. Yazar e, yayın evlerinin bunu demesinin nedeni şu. Bu kitapta Hasan Ali Toptaş sizi koşturuyor. Ama tam olayları anlamaya başladığınız anda Cümle yarım kalıyor. Harfler karışmaya başlıyor. Ve sizin olayı anlamanızı anlamanıza engel oluyor. Burada Hasan Ali Toptaş bir arayış içerisinde. Yazar anlatıcı olarak. Ama bir türlü aradığı kişiyi bulamıyor. Kitap boyunca bizi çeşitli kahramanlarla tanıştırıyor. Böylelikle Hasan Ali Toptaş'ın bir külliyatını bitirmiş oluyorsunuz. Hayırlı olsun. Umarım sizler için faydalı bir sıralama olmuştur, size fikir vermiştir. Bu benim e, okuma rehberi serimin ilk videosu olmuş oldu. E, yorucu bir e, süreç oldu. Gerçekten bir yazarın bütün külliyatını tek bir videoya sığdırmak gerçekten çok zor. E, ayrıntılara çok fazla girmeden, boğulmadan, gömülmeden e, sizlere en güzel, en doğru şekilde bilgilendirmek biraz yorucu bir süreç oldu. E, Umarım sizler için faydalı olur ee, ve umarım e, amacına ulaşır. Hasan Ali Toptaş okuma rehberi videosunun sonuna geldik. Okuduğunuz kitaplarla ilgili yorumlarınızı benimle paylaşın. Ee, okumayı çok seviyorum onları. Bu kitaplar içerisinden hangilerini okuduysanız paylaşın. Videoyu izledikten sonra da nasıl bir e, düşünce içindesiniz onu da paylaşın. E, ne ile başlamayı düşünüyorsunuz, başlamayı düşünüyor musunuz? Veya size hangi anlamda faydası olacağını düşündünüz bu görüşlerinizi lütfen benimle aşağıya yorum atarak paylaşın bir dahaki okuma rehberi videosunda başka bir yazarla birlikte olacağız ikinci okuma rehberi videosunu da İhsan Oktay Anara çekmeyi düşünüyorum kendinize çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum kitap okuyanlar iyi ki varsınız hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın Neresinden bakılırsa bakılsın. Her cümlede bir çift göz vardır. Ve her noktada bir insan. O insan ki bakar bize ve ötemize ve o insan ki giyindiği zamanın gerisinden sorar hep. Kaygılanır, duraksar ve sessizdir. Ve geldim demenin bir sessizliği varsa öpüşelim demenin. Sen hala gitmiyor musun demenin ya da Ölmek istemenin bir sessizliği varsa, kelimeleri de vardır sessizliğin duruşun kelimeleri vardır bakışın uzanışın gülüşün ama yalnızlığın kelimeleri yoktur o bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir